Türkiye'de bu adımların yarattığı etki kimilerinin hayatında büyük farklar yaratıyor, hayatı yaşanır kılıyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda zor bir yıldı ama pek çok yerden gelen ışıklar günümüzü, dünyamızı aydınlattı. Yan yana olmasak da birlikte yürüdüğümüz, geleceğe dair umudumuzu çoğaltan kişi, kurum ve inisiyatifleri Işıklar adı altıyla selamlıyoruz. Türkiye'deki Galata Fotoğraf Ailesi ve Fotoğraf Vakfı, Soma'daki Büyük Maden Ocağı faciası sonrası Elmadere Köyü'nde çocukların yaşadıkları zor süreçte yanlarında olmak, kendilerini fotoğraf diliyle ifade edebilmelerine yardımcı olmak ve çocukların içinde bulundukları travmadan biraz uzaklaşmalarını sağlamak amacıyla Soma'da Fotoğrafçı Çocuklar Atölyesi düzenledi. Atölye, çocuklarla beraber fotoğraf çekmeyi, birlikte bakmayı, görmeyi, anlamayı hedefledi. Filistin'deki sivil toplum kuruluşu Addamer Vicdan Derneği, İsrail ve Filistin hapishanelerinde tutulan Filistinli politik mahkumlara destek sağladı. İstatistiklere göre İsrail askeri hapishanelerinde 200'ü aşkın kişi idari tutukluluk statüsü altında mahkemeye çıkarılmadan tutuluyor. Tutukluların bir kısmı açlık grevine başladı. Addamer, 12 Haziran 2014'te kaybolan 3 İsrailli yerleşimci olayından sonra Filistinlere uygulanmış kolektif cezalandırmaya karşı insanlık olumunu savunmaya devam ediyor. İsrail'deki Taayyuş, Birlikte Yaşama Topluluğu, 2000'de Filistinler ve Yahudilerce İsrail tarafından Filistin köylerine uygulanan ambargoyu kırmak ve şiddete başvurmayan, gündelik hayattaki doğrudan eylemlerle toplumsal eşitliğe ulaşmak amacıyla kuruldu. Taayyuş, İsrail ordusunun da desteğini alan yerleşimcilerin köyleri yerlerinden etmesini engellemek için çalışıyor. Taayyuş aktivistleri, geçiş haklarını kullanan Filistinli çobanlara eşlik ediyor. Batı Şeria'da birçok topluluğun yardım için ilk başvurduğu adres olan grup, birlikte yaşamanın temellerini attı. Azerbaycan'daki muhabirlerin güvenlik ve özgürlüğü enstitüsü, ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğüne getirilen hükümet sınırlamalarına karşı 2006'da Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nde kuruldu. Gazetecilere karşı şiddet uygulayanların cezasız kaldığı kültürü değiştirmek için çalışıyor ve gazetecilerin güvenliğini gözlemliyor. Kurumun raporları ülkedeki basın özgürlüğü meselesini uluslararası kamuoyunun gündemine taşıyor. Türkiye'deki kazola işçileri çalıştıkları fabrika kapatılıp tazminatsız olarak işten atılınca iş yerini işgal edip üretime devam ettiler. İlk sipariş olarak Küba basmacına forma yapan kazola işçileri kendi ürünlerini sattıkları bir de mağaza açtılar. Kamuoyunun büyük ilgi gösterdiği işçilerin ürünleri Şişli, Diren Kazola, Kazak ve Kültür Merkezi'nden temin edildi. Yunanistan'da 16 Mart 2013'te AEK Atina ile Trigler Atina futbol takımları arasında oynanan maçta AEK taraftarlarından orijinal 21 grubu pankart açtı. Ege'nin iki yakasında polis şiddeti kurbanları Alexandros Grigoropoulos ve Berkin Elvan'ın yan yana bulunduğu pankart futbolun karşı karşıya gelmek kadar yan yana durabilmek olduğunu da hatırlattı. Japonya vatandaşları Fukushima'da yaşanan nükleer felaketi hatırlatmak ve Japonya Başbakanı'nın Türkiye'ye nükleer santral satmasından dolayı duydukları utancı dile getirmek için Türkçe bir video hazırladı. Videoda Fukushima nükleer felaketini yaşayanlar Türkiye'de kurulması planlanan nükleer santralin bir başka felaket olacağı konusunda Türkiye'yi uyarıyor. Belarus'taki Viyasna İnsan Hakları Merkezi, hükümet karşıtı protestolar sırasında tutuklananlara ve ailelerine destek sağlamak amacıyla 1996'da kuruldu. İnternet sayfalarının kapatılması, resmi statülerinin geri alınması gibi keyfi uygulamalara maruz kalan grup, başkanları Ales Bialyatski'nin 2011'de gözaltına alınmasıyla Uluslararası İnsan Hakları gündeminde daha çok yer aldı. Yaptıkları çalışmalarla Bialyatski'nin özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan grup, Belarus'taki bütün siyasi mahkumların tahliyesi için çalışıyor.
Türkiye'deki yeryüzü sofraları ilk kez geçtiğimiz yıl Gezi Parkı direnişinin hemen ardından başlayan Ramazan ayı boyunca lüks otellerdeki iftar davetlerini protesto etmek için Taksim İstiklal Caddesi üzerinde kuruldu. 2014 Ramazan ayında da yeryüzü sofraları için bayraksız, flamasız, sponsorsuz katılım çağrısında bulundu. Polis müdahalelerine rağmen insanlar kurdukları sofralarda sömürüye ve zulme karşı bir olarak iftarlarını açtı. Pakistan'daki Bites for All, Pakistan'da ve dünyada internet ortamında ifade özgürlüğünün sağlanması ve toplumsal cinsiyet temelli şiddetin durdurulması için çalışıyor. Sosyal medyadaki nefret söylemini takip eden teknoloji geri alan payasıyla 11 Şubat 2014 tarihini internet mahremiyetini geri isteme günü ilan eden grup, Pakistan hükümetinin SMS metinlerini sansürleme girişimine de karşı çıkıyor. Romanya'da pek çok kişi 1 Eylül 2013'ten itibaren 2 hafta boyunca Bükreş başta olmak üzere Romanya'nın pek çok şehrinde Rosia Montana Dağı'ndan gümüş ve altın çıkarmayı öngören Rosia Montana projesinin gerçekleşmesini sağlayacak yasayı protesto etti. Açık maden işletmesinin etrafındaki dağları çöre dönüştürmesinden, kullanılan siyanürün bir doğa felaketine sebep olmasından ve Roma zamanından kalma antik maden tünellerinin yok olmasından endişe duyanların tepkisi sonucu kanun, Romanya Parlamentosu'nun Alt Meclisi tarafından Haziran 2014'te reddedildi. Şimdi bir grup aktivist, Pinochet önderliğinde gerçekleşen 10 Eylül 1973 darbesinin 40. yılında görmek istememek eylemi kapsamında Santiago'da toplandı. Basit ve etkili bir eylem yöntemi seçen grup, darbe esnasında ve sonrasında kaybedilen 1210 kişiyi 1210 kişiyle temsil ederek bir araya geldi ve kentin en içlik caddesinde kaldırımın üstüne yatarak dev bir insan zinciri oluşturdu. 11 dakika boyunca yerde yatan katılımcılar, gündelik işlerine devam edenlere askeri dikta altında yaşamanın ne olduğunu hatırlattı. Türkiye'deki 2014 yerel seçimlerinde bağımsız sandık görevlisi bulmak üzere oy ve ötesi olarak yola çıkan hareket Nisan 2014'te dernekleşti. Demokratik hayatın bir parçası olan oy verme işleminin sağlıklı gerçekleşmesini hedefleyen gönüllüler oyların açılmasına, sayılmasına ve taşınmasına müşahitlik etti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de çalışma yürüten oy ve ötesi gönüllüleri gerektiğinde oy çuvallarının üstünde uyuyarak herkesin sesinin duyulmasına katkıda bulundu. İtalya'daki 21 Temmuz Derneği, Roman halkının haklarını savunmak, kamuoyunu Roman halkının gördüğü ayrımcılığa karşı daha duyarlı hale getirmek için çalışıyor. İfade özgürlüğünü koruyabilmek adına İtalyan kamu kurumlarından maddi destek almayan dernek, İtalya'da kötü koşullar altında yaşamak zorunda kalan Roman halkının yerinden edilmesine karşı mücadele ediyor. Medyadaki ayrımcı söylemi gözlemleyerek beraber yaşamanın yolunu açıyor. Nisan 2014'te Edirne'deki Murat Mahallesi'nde bulunan küçük bir parka kafe yapılması amacıyla bir dozer soruldu. Çevre sakinlerinden 75 yaşındaki Kıymet Peker sandalyesiyle bu dozerin kepçesinin önüne oturdu ve belediye başkanıyla konuşup parkın park kalacağı sözünü alıncaya kadar da kaldı. Torunlarını o parkta oynarken görmek istediğini belirten Kıymet teyzenin adı artık aynı zamanda parkında. Işıklardan bazıları bu gece aramızda. Onlar için bir şey yapalım. Tekrar alkışlayalım mı?